Merhaba engelsiz düşünen. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Nisan ayının artık ortalarına geldik. Siz de videoları bekliyorsunuz. Gerek bayram münasebetiyle gerek tatil vesaire. Biraz video gecikmiş olabilir. Sedan araçların videosu bu video arkadaşlar. Bu videomuzda fiyat performans olarak öne çıkan 5 tane ÖTV muafiyeti ile alabileceğimiz sedan aracı sizler için inceleyeceğiz. Ama videonun başında öncelikle arkadaşlar size birkaç cümle kurup piyasa hakkında ve fiyatlar hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz sonuç olarak enflasyon devam ediyor. Fiyatların yükselmesi devam ediyor. Ve fiyatlarda ortalama 35, 40 ve 50, 60 bin lira bandında artışlar gözlemledik bu ayda. Sedan araçlar için konuşuyorum. Tabi bazı modeller daha fazla afaki yükseltti fiyatları. Yani Toyota markası neredeyse hibrit modellerine 200'er bin lira gibi bir artışla bu ayı başlattı arkadaşlar. Ama dediğim gibi genel manada 50 ile 60 bin arası bir artış oldu. Tabi bu da ÖTV muafiyetine 30 bin ile 40 bin işte 35 bin gibi bir artış olarak dönüş sağladı bizlere diyorum. Ve arkadaşlar videonun bu kısmında bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar videoları izliyorsunuz, teşekkür ediyorum, çok da ilgilisiniz. Ama kanalımızın abone sayısı gerçekten izleyenlere göre çok düşük. Videonun bu kısmında 5 saniyemizi ayırıp lütfen kanala abone miyiz değil miyiz kontrol edelim. Eğer abone değilsek abone olalım diyorum ve videoya geçiyorum. İlk aracımız Skoda Octavia. Skoda Octavia'nın Elite 1.0 DSi E-Tech 110 PS DSG versiyonu listemizde. 1 litrelik benzinli motora sahip Octavia 110 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 10.5 saniye ve maksimum 208 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 5.2 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Skoda Octavia kullanıcılarına 600 litrelik bir bagaj hacmi sunarken ikinci sıra koltukları yatırıldığında ise 1700 litreye varan bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1.544.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 857.000 liraya geliyor. Bir diğer aracımız Toyota Corolla. Toyota Corolla'nın Dream X-Spec benzinli e-CVT versiyonu listemizde. 1.5 litrelik benzinli motora sahip Corolla 125 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 11.5 saniye ve maksimum 190 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 6.3 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Toyota Corolla kullanıcılarına 471 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın liste fiyatı 1.512.000 TL. Engelli indirimli fiyatı ise 840.000 liraya geliyor. Bir diğer aracımız Hyundai Elantra. Hyundai Elantra 1.6 MPI Prime CVT versiyonu listemizde. 1.6 litrelik benzinli motora sahip Elantra 123 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 10.7 saniye ve maksimum 195 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 6.4 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Hyundai Elantra kullanıcılarına 474 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın liste fiyatı 1.444.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 802.000 liraya geliyor. Bir diğer aracımız Renault Megane. Renault Megane Icon 1.3 TCE EDC 140 beygirlik versiyonu listemizde. 1.3 litrelik benzinli motora sahip Megane 140 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 9 saniye ve maksimum 205 km'ye kadar hıza ulaşabilir. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de
5,7 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Renault Megane kullanıcılarına 503 litrelik bir bagaj hacmi sunarken, ikinci sıra koltukları yatırıldığında ise 987 litreye ulaşan bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1.495.000 TL. Engelli indirimi fiyatı 830.000 liraya geliyor. Bir diğer aracımız Kia Cerato. Kia Cerato 1.6 litre 128 PS otomatik versiyonu listemizde. 1.6 litrelik benzinli motora sahip Cerato 128 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 11.6 saniye ve maksimum 195 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 7.5 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Kia Cerato kullanıcılarına 502 litrelik bir bagaj hacmi. Bu aracın liste fiyatı 1.385.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 769.000 liraya geliyor. Evet arkadaşlar, ÖTV muafiyetiyle fiyat performans olarak öne çıkan 5 tane sedan otomobili bu videoda kısaca sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.